Terrifier'daki likit nitrojen ölümünü veya Alien Romulus'taki xenomorf doğuran kadını merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Çünkü büyük detaylarıyla anlatacağım. Ben iğrendiysem siz de iğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Son yıllarda neler oldu bilmiyorum. Ama korku filmleri artık korkudan çok iğrendirmeye başlıyor beni yani gördüğünüz üzere çizgili ceketi bile giyiyorum slasher hayranı bir çocuğum ben yani tamam 23 yaşındayım Ço çocuk sayılmam ama yani demek istediğimi anladınız korku filmlerinin genel olarak iğrenç olabildiği bir dönemdeki filmleri genel olarak sevmiş biri olarak bu filmler biraz beni iğrendiriyor korku değil bakın iğrendiriyor çünkü baktığınız zaman alien'da Uh, ve Terrifier'da korku filmleri. Tamam Terrifier biraz daha gore kafasından gidiyor ama sonuçta korku filmleri bunlar. Ve son zamanlarda izlediğim filmlerin hepsi hani bir noktada aslında buna gitse de slasher'lar hariç. Bu filmler korkutucu olmayı çok başaramıyor. Ve çok kanlı bir yoldan gidiyorlar. Bu gereksiz ölümler sadece beni mi iğrendiriyor bilmiyorum. Ama çok da mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Evet başlıktan da ve videonun girişinden de anlayabileceğiniz üzere bu filmler fazlasıyla iğrenç kötü anlamda değil. Bu birilerinin hoşuna gideceğine eminim. Yani o kan, o vahşet, o böyle uçan kopan parçalar, işte Terrifier'ın yani Art'ın bir çocuğu öldürmesi, aileyi doğraması, şudur budur. Birilerinin hoşuna gidecek eminim. Aynı şekilde bir kadının bir xenomorf doğurmasının da birinin hoşuna gideceğine eminim. Kimin hoşuna gidecek bilmiyorum ama onun için buradaysanız ne olur uzaklaşın onun için burada değiliz. Ama neden yapılıyor bilmiyorum. Yani bu kadar alıcısı var mı bunun gerçekten? Ama tamam, her şey bir yana biraz filmlerden bahsedeceğim çünkü filmlerden bahsetmek istiyorum. Her ne kadar beklediğim şeyler olmasalar da günün sonunda ikisini de belli yerlere kadar takdir ettim. O yüzden ikisini de bir yere kadar e, o takdirlerimi, şükranlarımı bu videoda göstereceğim. İyisiyle, kötüsüyle. Terrifier'dan başlayalım çünkü Alien'ın geçmişi biraz daha geniş. Art her zamanki gibi harika. Her zamanki harikalığı asla yeterince harika değildi. Çünkü ben o alıcı kitlede değildim. Ama ilginç bir slasher'ı her zaman takdir edebilirim. Art aslında kıyafetini de bir nevi giydiğim e, Freddy düşünüp onu bir 500'e falan çarpabilirsiniz. Freddy ne kadar sassy ve ne kadar büyük bir katilse... Art onun böyle 10 katı 100 katı gibi bir şey. Çok daha şımarık, çok daha hareketli, kendince çok daha şakacı ve çok daha vahşetli. Adamın adamın bir murder boner'ı var, var. Hani kesinlikle doğaüstü bir varlık. Onu bir kere baştan söyleyelim zaten. Doğaüstü varlıkları aşırı sevmesem de korku filmlerinde takdir edebiliyorum bazen ve Art kesinlikle onlardan biri. Ve Terrifier 3 de diğer iki film gibi aslında bir yere kadar takdir ettiğim filmler. Bakın seviyorum demiyorum. Takdir ediyorum. Çünkü böyle filmlerin sektörde olmasına ihtiyacımız var aslında. Ama bir yandan da iğreniyorum. Çünkü benim için fazla kanlı. Sorun neden biri değilim. Normal şartlarda kan, vahşet iş sorun eden biri değilim. Ama Terrifier o kadar kanlı ki ve o kadar vahşetli, o kadar bazen iğrenç diyebileceğimiz noktalara gidiyor ki yediğim yemeği koymak zorunda, bir yere koymak zorunda kalıyorum. Terrifier'da o yaşandı. Cips yiyordum. Hani normal cipsimi aldım açtım filmi izliyorum güzel gidiyor falan başları fena değil başları fena değilden kastım başları gayet güzel fena değil dediğime bakmayın başı çok eğlenceli hani şey ol görmek Santa artı görmek aileye girmesi herkese deşmesi falan filan on numara beş yıldız ama bir yerden sonra açıklayamayacağım bir noktaya geliyor ve insan kendine şunu soruyor abi sadece sadece birilerini kesiyoruz ne olur bir şeyler yaşansın artık ne olur birazcık açıklayın bana olanları hani Tamam bir lore var arkada. Tamam iki filmden gelme bir muhabbet var. Sierra falan işte gene oyuncusu güzel. Oralara da gireriz ama eğer eğer sadistik kafası olan kan ve vahşeti görmekten asla sıkılmayan genel olarak kanlı şeyleri seven belki mazoşist, belki sadist, belki psiko sosyal analizlere ihtiyacı olan biriyseniz bu filme bayılacaksınız. Kesinlikle bayılacaksınız. Bu film tam o. Bu film bir gore fest. Bu film bir torture porn. Bu film le legal bir sınav filmi bu. Bu tam olarak bu. Terrifier'ı açıklamanın en iyi yolu tam olarak bu. Legal bir sınav filmi. Sınavın ne olduğunu bilmeyenleri açıklamayacağım. Gidin kendiniz araştırın. Ben ondan sorumlu olamam. Benim kanalı çocuklar izliyor. Sakın ha! Küfür yok! Çocuklar etkileniyor. Ama işte onun kitlesi ben değilim. O yüzden burada aşırı gömmeyeceğim. Çünkü yaptığı işi iyi yapıyor. Ama o iş bana hitap etmiyor. O yüzden dediğim gibi eğer bu şeyleri seven bir insansanız. Çünkü ben sevdiğimi düşünüyorum. Mesela Testere'ye asla torture porn demedim. Ama bu film bana bile fazla geldi. Çünkü testere de bilirsiniz. Hep böyle kanlı vahşetli şey sahneleriyle ünlüdür. Aa, tuzak sahneleriyle ünlüdür. İşte vücutlar parçalanır. Şu olur bu olur. Ama işte Art onu bir üste taşıyor. Yani çünkü tabii ki bir adama bir tuzağa koyup kendini parçalamasını izlemek var. Bir de yani karşındaki kişiyi alıp böyle likit nitrojene batırıp da vücudunu parçalamak var veya küçük bir kızın gözü önünde tüm ailesini deşmek veya organlarını parçalamak falan var. Yani bu video kesin age restriction falan yiyecek bu gidişle. O yüzden çok da detaylara girmeyeceğim. Ama eğer böyle şeyleri seviyorsanız Terrifier tam sizlik bir film. Ben aşırı beğendiğimi söyleyemem. Çünkü benim için birazcık fazla olmaya başladı. Çünkü benim artık galiba artık yaşım mı geliyor? Yaşlanıyor muyum? Bir şey mi oluyor? Bana biraz fazla gelmeye başladı. Ama işin sanat tarafını takdir ediyorum. Son bir not. Yönetmenin klasörlerine, yönetmenin bilgisayarına bir bakılması lazım. Bir sıkıntıları var abi galiba Dexter çünkü. Ama Terrifier fena film değil. Tavsiye o kitle için edebilirim. Dediğim gibi eğer mazoşistseniz, sadistseniz, psiko sorunları olan biriyseniz Buyurun izleyin. Sonra bir de Alien Romulus var. Alien Romulus biraz daha kolay bir vaka. Çünkü Alien Romulus'ta gerçekten beni iğrendiren tek kısım son 15-20 dakika falan. Kreditleri saymıyorum. Hani kreditleri kesin ondan sonraki bir 15-20 dakika. Onun dışında film kurallara fazlasıyla bağlı bir Alien filmi. Onu baştan bir söyleyeyim. Bir Alien filminde arayabileceğiniz her şey var. Bir grup garip insan, kapalı kaldıkları bir uzay aracı, sentetik bir android, kendini keşfeden sentetik bir android ve xenomorflar. Veya xenomorf fark etmez ikisi de olur. Hepsi var. Peki bu film neden bu kadar sıkıcı? Çünkü kurallara fazla bağlı. Yani şöyle söyleyeyim. Sanki Alien Romulus şey gibi böyle. Hani bir öğrenciye veya bir film öğrencisine bir Alien filmi yap demişler. Ve o öğrenci de inanılmaz böyle kötü tepkiden korktuğu için olabilecek en güvenli işi yapmış. Hani klasiklere bakmış, iyi olanlara bakmış. Ve onlardan olabildiğince şeyi alıp aslında fazlasıyla güvenli bir iş çıkarmış ortaya. Ki bu genel kitle için güzel olsa da aşırı Alien fanı olanlar için fazla şey olabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki o da Alien fanına bağlı. Bazıları bu Return to Form'u seviyor. Çünkü ya bu büyük oranda Return to Form baya ilk Alien'a kadar bir dönüş neredeyse. Alien, Aliens o dönemlere bir dönüş. Ama şöyle bir sorun var. Kadro o kadar iyi değil. Kadro inanılmaz sıkıcı. Yani Andy hariç, bizim sentetik robot Andy hariç bir kere oyunculuktan neredeyse eser yok. Tamam Rain fena değil. Rain'in oyuncusu fena değil. Karakteri sıkıcı. Kalanların hem karakteri sıkıcı hem oyunculuğu kötü. Andy'nin hem karakteri fena değil hem oyunculuğu fena değil. Yani orada aslında çok bir, bir buçuk güzel diyebileceğim şey var sanırım. Ama tabii ki son 15-20 dakikaya kadar klasik bir Alien filmi. Yemeğe gidiyorlar. İşte başka bir gezegene gitmek için kaynaklara ihtiyaçları var. Vaylin Yutani'den bir araçı, araçtaki şeyleri bayağı böyle çalıp onunla gidecekler gezegene. Cryo podların içinde gidecekler. Ve işte sonra şey, xenomorphların podlarını işte şeyleri facehuggerların podlarını falan uyandırıyorlar. Ve oradan gidiyor olaylar aslında. İğrenç olan kısım... Son 20 dakikaya doğru... Tam böyle şey diyorum... Tam film bitti dedim... İşte hamile bir abla vardı... Onu kurtardılar... İşte sadece ana karakterle hamile kadın kaldı... Bir de enli kaldı... Onları işte aldılar götürdüler... Tam böyle cryopodlara girecekler... Ulan tam diyorum... E, tamam bir film bitti herhalde... Aşağı bir kaydırdım... 20 dakika daha var... Dedim a... <laughs> Dedim a*** Yok. Çocuklar etkileniyor. Dedim herhalde bir tane daha zermorf gelecek. Herhalde gemiye sızdı. Veya işte şu Veilin Yutananın abisi pis bir işler çeviriyor. Ulan hamile kadın doğurdu. Hamile kadın ne doğursa beğenirsin. Sinomorf yumurtası. Baya böyle kocaman yumurta. Hani tamam şey doğum izledim. Doğal yollarla doğum videosu daha önce gördüm, izledim. Ben de de ben de liseydim bir dönem. Ama ulan yumurta kocaman. Bayağı da gerçekçi yapmışlar yani. Onu <laughs> satayım nasıl iğrenç. Kafayı yedim. Yumurta bayağı yumurtanın bayağı şu hani kadın şöyle bir pozisyonda duruyor. Kamera arkadan çekiyor ya. Hani şey görmüyorsun tabii. Şu aralıkları görmüyorsun. Aşağıdan bayağı yumurtanın çıkışını görüyorsun. Ulan nasıl iğrenç. Böyle bir durdurdum videoyu dedim. Yok ben gidiyorum kapattım. Bir 5 dakika başka şeylerle uğraştım. Dedim tamam artık döneyim filmi bitireyim bari sonra geri döndüm. O kadar kötü. Dediğim gibi yumurta kocaman. Hani hiç böyle doğum videosu izlediyseniz. Hani zaten ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Onun üstüne bir de böyle xenomorf yumurtası gibi bir şeyle olduğunu düşünüyor. Kocaman bir şey. Kallavi yani. Geniş. <laughs> ha ama belki de Alien franchise'ındaki en ee, ilginç diyebileceğim konulardan birine el sahipliği yaptı. Çünkü Alien 3'ten beri aslında böyle bir şey görmemiştik. Bir böyle bir insan xenomorf hibriti. Tam teknik olarak xenomorf da mükemmel canlı insanlarla hibrit olsunlar falan filan da mesele o değil. Filmin hikayesi gereğince xenomorflardaki o mükemmel e, yaratık, mükemmel organizma olayını insanlara aktarmaya çalıştıkları için bu aslında bebek orada yapılan bir e, cihazın sonucu. Bir ııı e, panzehirin bir ürünün sonucu aslında. Ve bebek şeyi inanılmaz büyüyor. İnanılmaz bir şeyle büyüyor. İnanılmaz bir hızla büyüyor çünkü metabolizmasını kontrol edebiliyor. Yani bayağı doğuyor ve birkaç dakika sonra 2-3 metre bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yarı insan yarı xenomorf işte arkasında xenomorf parçaları var ama surat insanımsı inanılmaz kalleş falan. Şerefsiz bir şey. Xenomorf yeni biraz daha baskın gibi. Ve konsept olarak çok güzel olsa da ister istemez dememe sebep oldu. Ha filmin kesinlikle iyi, güzel yanlarından. Ya filme 3-3.5 verdiysem 5 üzerinden Leatherbox üzerinde o noktaya gelebilmesinin en büyük sebeplerinden biri de o sahne. Çünkü bu filmin hani o noktaya kadar gayet normal sıradan giden bir filmin burada o kadar cesur olmasını beklemiyordum. Hani o son 20 dakikada bir anda böyle bir şeyle patlamasını beklemiyordum. Çünkü o aslında insan uzaylı hibriti koca bir filme konu olabilecek bir şey. Ve her ne kadar tabii yapmadıkları için üzülsem de tüm bir film bunun üzerinden gitmediği için memnunum. Çünkü bayağı garip gözüküyor ama yapan ekibi de tebrik etmek lazım. Her ne kadar e, filmin kalanında çok güvenli gitmiş olsalar da filmin bazı noktalarında biraz daha cesur olduklarını görmek bence hoştu. Yine de e, bu haftaki filmlerimiz genel olarak böyle. E, hoşuma gidiyor böyle filmleri izlemek. Ee, arada izlemek lazım ki bazı işleri daha iyi takdir edebilelim veya diğer işleri nasıl kötü olabildiğini görelim bazen. Bunu her zaman savunurum. İyi işte izleyeceksin, kötü işte izleyeceksin. Bu iki işin de o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama yanlış kitleyim galiba dememe sebep oluyor. Her ne kadar Alien'ın ve ilk iki Terifire'ın e, gayet fanı olsam da bu filmler biraz daha benim için hani ya ben o kitleden çıktım ya da filmler benim olduğum kitleye hedeflemeyi bıraktı. Emin değilim ama bunu belki de size sorarak öğrene Bilirim. Yorumlara e, fikirlerinizi bırakmayı unutmayın. İzleyenler varsa fikirlerinizi duymayı çok isterim. Onun dışında sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın. Seviliyorsunuz.